Port Everglades, Florida. Amerika'nın güneş, dünyanınsa yolcu gemisi başkenti. Her gün burada en az 15 dev yolcu gemisi duruyor ve 50.000 yolcu indirip 50.000 yeni yolcu alıyorlar. Saatler içinde gemilerin temizlenip yeni yolcular için hazır hale getirilmeleri gerekiyor. Bu okyanus gemileri için bir pit stop gibi. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Port Everglades'te saat sabahın 5'i. Şimdiden 5 okyanus yolcu gemisi güneş yanığı yolcularını boşaltmak için limana yanaşıyor. Buralar kalabalık sular ve park yeri az. 300 metrelik bir yolcu gemisini yerine yanaştırmak bir park yerine geri girmekten çok daha zor. 23 numaralı rıhtımda 110.000 tonluk Carnival Freedom yatıyor. Mürettebatının 3.500 yolcuyu boşaltıp 3.500 yeni yolcu almak için 6 saati var. İşin başındaki adam geminin otel müdürü Jose Pizza. En zor iş gemiyi yeni yolcularımız için hazır duruma getirebilmektir. Jose her şeyin düzgün gittiğinden emin olmak zorunda. Misafirlerimizin hep sorduğu şey şu: nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Şunu nasıl yapıyorsunuz? Bu gerçekten de inanılmaz. Bu kadar insanın, bu kadar çok şeyi, bu kadar kısa sürede hazırlaması imkansız görünüyor diyorlar. Jose'nin ilk işi inen yolcuların bagajları. Burada yeni yolcuları almadan önce indirilecek 65 tondan fazla bavul var. Herkes onlara hayat boyu yetecek kadar elbise, güneş kremi ve kötü roman getirmiş gibi görünüyor. Bunları rampalardan yolcularla birlikte indirmek işin saatlerce sürmesine neden olabilecek bir kaosa neden olabilir. Çözüm bavulları 2 kargo kapısından rıhtıma açılan daha alçak bir yükleme güvertesine taşımak. Bir düzine forklift rıhtım boyunca aşağı yukarı gidiyor. Bavullar kafeslere sıralanmış. Bunlar da gemiden kıyıya indiriliyor. Bu havaalanındaki bagaj sistemine benziyor, sadece yürüyen bir bant yok. Ayrıca bir jumbo jet 300 bavul taşırken bunun gibi bir gemi binlerce taşıyor. Ama yolcular ve bagajları gitmiş olsa da arkalarında kabin görevlilerinin ilgilenmesi gereken bir çöp daha bırakmış durumdalar. 100 kabin görevlisinin temizlemesi gereken 1500 dağınık oda var. Buna süpürülmesi gereken 3,5 kilometre koridor ve 49.000 metrekare kirli halı dahil değil. Ayrıca yeni yolcular binmeden önce değiştirilecek 2000 kullanılmış yatak var. Görebileceğiniz gibi en zor işlerden biri odaları bir sonraki yolculuk için temiz ve pürüzsüz bir hale getirebilmektir. Rodolfo Canella 65 kabinden sorumlu ve onun batıdaki en hızlı yatak yapıcılardan biri olduğu söyleniyor. Zor iş ama sorun değil. Yatakları yaptıktan sonra sıra havluları yerleştirmeye geliyor. Bu ağaca tırmanan bir koala. İyi fikir Rodolfo. Rodolfo havlularla ilgilenirken güvertede tahtalar cilalanıyor. Bütün o tuzlu deniz suyu ve güneş ışığı etkisini göstermiş. Aşağıda da 0. kattaki mutfak ekibi çöplerin sonuncusunu sıkıştırmakla meşgul. 3500 insan 8 günde çok fazla çöp üretebilir. Bu yüzden bunların iyice sıkıştırılması gerekiyor. Eskisi gidiyor ve yenisi geliyor. Yola çıkmadan önce yüzlerce ton malzeme alınacak. Bir sürü yiyecek kutusu geminin derinliklerindeki depolara yerleştiriliyor. Okyanus gemilerinin dev kilalere ihtiyaçları var. 8 günde 3500 yolcu 1,5 ton kaliteli kaburga, 8 ton domates, 20 ton sebze ve 45.000 yumurta tüketecek. Geminin 1000 metreküplük dolapları her şeyin tropik sıcaklıklarda taze kaldığından emin olmak için 4 derecede tutulacaklar. Bütün bu ham maddeyi binlerce ve binlerce tabak lezzetli yemeğe çevirmek baş şef Nikhil Hanan'ın işi. Burada 600 mürettebattan sorumluyum. En büyük departmana ve en büyük sorumluluğa sahibim. Herkesin zevki ona bağlıyken Nikhil malzemesiz kalmayı kesinlikle istemiyor. Gemide çok alkol var. Asla azalmıyor. Her şeyden çok olduğundan emin oluyoruz. Nikhil'in mutfağı her gün yolcular için 30.000, mürettebat içinde 4.000 yemek hazırlamak zorunda. Ama bütün bu baskıya rağmen Nikhil cesaretini koruyor. Biliyor musunuz, bir kelimede özetlemem gerekse işim muhteşem diyebilirim. Çok eğlenceli ve harika, çok güzel, bayılıyorum. Nikhil'in şefleri mutfakta soyup doğrarken dışarıda 5000 metrekarelik gövdede pas incelemesi yapılıyor. Bir fosforik asit solüsyonu uygulayarak kırmızı demir oksidi siyah paslanmaya dayanıklı demir fosfata çeviriyorlar. Bu 3000 kilometre daha tuzlu serpintilere dayanmaya hazır. Asit dışarıda işlerken yakıt içeri gidiyor. Yolcu gemileri 1 litre yakıtla yaklaşık 4 metre gidiyor. Bu yüzden depolarını doldurmak için 4 milyon litre gerekiyor. Hortumun çıkmadığından emin olmak gemideki en iyi iş. Saat 2:45 ve son yastıklar yastık kılıflarına geçiriliyor ve ilk yolcular gelmeye başlıyor. Onlar gelirken bagaj operasyonu tersine çalışmaya başlıyor. Yeni yolcular kendilerini aç hissediyorlar. Ama şanslarına Nikhil'in mutfağında ilk yemekler hazır bile. Bir kez daha mürettebat mükemmel bir yolcu gemisi pit stopu gerçekleştirdi. Jose her şeyin sorunsuz gitmesinden memnun. Şu anda 3500 misafirimiz var ve onları etkilemek için tek şansımız bu. Güneş alçalırken ipleri çözüp motorları çalıştırma zamanı. Heyecanlı yolcular gün batımında içkilerini yudumluyor ve kuru toprağa veda ediyorlar. Ve Carnival Freedom denize açılarak yerini Port Everglades'e yanaşacak bir sonraki gemiye bırakıyor.